Güreş mi? Güreş ne ya? Judo'cuyum ben kardeşim bundan sonra. Judo. En kralı Judo'dur. <laughs> falan dermişim. Ya zaten arkadaşlar beni biraz tanıyan arkadaşlar başta görünce hemen biraz geyik, biraz clickbait olduğunu anlamışlardır diye ümit ediyorum. Zira beni biraz bilen bir adam varsa güreşe, judoya falan ne kadar saygı duyduğumu ne kadar sevdiğimi e, bileceklerdir. Hatta sırf cücüsü çalışan arkadaşları da yani ve yeterince güreş veya judo vari böyle ayakta olan şeyleri çalışmayan arkadaşlara da sıkça hatırlatırım yani. Yani Jiu Jitsu'da iyi olmak istiyorsanız gidin bunları yapabiliyorsanız yapın. Hele ki sakın o tarz Jiu suculardan olmayın. Yani atıyorum Jiu Jitsu yapıyorum diye ama ayakta hiçbir şey bilmiyor. Yani biraz Judo hareketi bilmiyor. Biraz güreş hareketi bilmiyor falan. Bunlar iyi şeyler değil arkadaşlar. Ve ba tabi bana şunu sorabilirsiniz. Ya hocam sen Jiu Jitsu'yu, Brezilya'nın Jiu Jitsu'yu falan çok sevmiyor musun? Niye madem Judo'yu ve güreşi bu kadar... Önemsiyorsun, bu kadar reklamını yapıyorsun falan gibisinden. Arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Brezilya'nın cücüz suyu, Brezilya'nın cücüz suyu yapan şeyler içerisindeki teknikler değildir. Bunu ben bir kere daha hatırlatayım. Yani şöyle. Brezilya'nın cücüz suyu, Brezilya'nın cücüz suyu yapan guard konsepti, belirli guard teknikleri tamam ama nasıl kullanıldığı daha çok pozisyonel stratejisi yani amacın ne Jiu-Jitsu'da? Hemen rakibi yere düşürüp önüne ilk gelen submission'a atlamak mı? Değil değil mi? Rakibi yere almak, gardını geçmek, pozisyonu giderek arttırmak, belirli bir mantaliteyle, stratejiyle vesaire, rakibin arkasına bak, mount'a geçmek vesaire ve sürekli exposure'lar arayıp işte submission'a bakmak. Bu tarz bir stratejiden bahsediyoruz. Veya belirli ağırlığını kullanma yöntemleri. Mesela Atıyorum bazı sporlarda üste geçtiğin zaman onların belirli bir vücut yapısı, böyle bir sıkma güç kullanma, e, patlayıcı kuvvet kullanma şekli var. Cuyus ucunun genelde üste çıktığı zaman belirli bir ağırlığını kullanma şekli var vesaire. Genel olarak kullanılan enerjisi yani bunlar daha çok önemli. Zaten o yüzden yani bu Brezilya'nın cuyus ucu diğer bir Brezilya'nın cuyus ucuya çok benzemez. Çünkü farklı teknikleri kullanıyorlar vesaire ve Brezilya'nın cuyusunun içerisinde Guard'daki kullanılan teknikleri saymazsak çünkü Guard hakikaten sürekli eskiden bu kadar ağırlıklı kullanan spor olmadığı için Brezilya Cüzü gibi sürekli yeni şeyler çıkıyor. Yeni konseptler, eski olan tekniklerin yeni varyasyonları falan çıkıyor. O biraz daha aktif belki o konuda ama genel olarak Cüzü'nün içerisinde kullanılan teknikler zaten olan tekniklerdi yani doğrusunu söylemek gerekirse bunların kullanış şekli değişti. Bazı kullanış konseptleri, varyasyonları falan değişti yani. Neyse konuyu uzatmayalım. Demek istediğim şu yani Jujutsu Brezilya Jitsu olarak kalmasına rağmen belirli sebeplerden ötürü sıkça diğer tekniklerden alır. Direkt alır yani. grappling'in MMA'si olma şeklinde gidiyor. Zaten bir yerden sonra tahminimce Brezilya'nın Jitsu ismi de kalmaz grappling'e döner komple ki dönsün hiç umurumda değil açıkçası. Zaten Brazilian Jiu-Jitsu'cular bile Brazilian Jiu-Jitsu demeyi pek sevmiyorlar artık. Sadece Jiu-Jitsu diyorlar. Bazıları geyik olsun diye Mexican Jiu-Jitsu diyor. Ee, Amerikan Jiu-Jitsu falan filan diyorlar da neyse uzatmayalım konuyu. Geriye dönelim şimdi. Ben judo ve güreş hakkında biraz konuşmak istiyorum. Evet yani e, idman videolarıma falan baktığım zaman da ayakta ben eskiden daha çok güreş hareketleri yapıyor olmama rağmen Bugünlere dikkat ettim ki biraz daha judo hareketlerine ağırlık vermeye başladım. E tabi bunun bir sebebi işte hanımın sakatlığından dolayı böyle yere eğilip kalkamıyor falan sadece ayakta durabiliyor. Ben de hanımla drill yapmayı çok seviyorum işte o ayakta hiçbir şey yapmamasına rağmen ayaktayken böyle dans eder gibi judo drillleri yapmak biraz daha kolay. Adımlarımızı işte doğru yapma oradan ben grip almam oradan judo hareketleri bir sebebi o yani hanımla daha çok drill yapabildiğim için rol esnasında da daha kolay kullanabiliyorum ki bu da umarım size bir konuda akıl verebilir arkadaşlar. Yani grappling drill'i yapmak için illa en üst seviye, en ağır, en iri yarı uh, e, her zaman ihtiyacınız yok. Ben benim hanım, benim yarım boyumda yani ve sakat ama ona rağmen ya bana benim istediğim enerjiyi veriyor. Ben de idmanımı yapabiliyorum güvenli bir ortamda. Benim hanım olduğu için şunu yap bunu yapma dediğimde hemen böyle bana tam istediğimi şekilde uh, hareket ediyor falan. Ben buradan öğrendiğim şeyleri rol esnasında çok daha iyi kullanabiliyorum yani. Onu bir hatırlatmak isterim herkese laf arasında hemen. Bir sebebi o. İkinci bir sebebi de şu arkadaşlar ben daha ilerledikçe zaman şunu fark ettim yani şimdi benim eski videolarıma bakacak olursanız ben genelde yeni başlayan yani cücüsü ve macerası yeni başlamış ama yeterince iyi, iyi ayakta kabiliyeti olmayan arkadaşlar için yani yere rakibi çalma vesaire genelde ben güreşi daha çok tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bir yani özellikle Türkseniz hele yani biraz daha yatkınlığınız olabilir. Yani ufakken yapmışsınızdır. Eee işte turnuvaları izlemişsinizdir vesaire sevdiğiniz güreşçiler vardır. Zasturt. Biraz daha yatkın olursunuz belki. Diğer bir sebebi ama ben güreşin Özellikle böyle grip fighting tarzı böyle hani Rusların yaptığı gibi böyle güzel gripler, teknik falan önce griplerimi alın böyle Russian Thai falan ondan sonra güreşim yapayımdan ziyade biraz daha Amerikan stili yani hop hop shoot tamam mı? Böyle güzel shooting yapabilme yani o yere çalma hareketlerini böyle shoot ede edebilme falan şeklinde yaparsanız biraz daha basit olduğuna inanıyorum. Kolay değil ama. Bak basit olmasıyla kolay olması bir şeyle aynı şey değil. Biraz daha basit. Basit olduğu zaman ne oluyor? Anlaması daha kolay oluyor. He, seni yorar. Tamam mı? Sen ona girersin, o arka gibi yere çalına kadar güç uygularsın falan. Özellikle yeniysen tamam mı? Ya, biraz seni yorabilir vesaire. Tamam anlıyorum. Patlayıcı kuvveti iyi olabilir ama anlaması kolay ya. Yani çok basitleştirirsen affedersiniz. Hani çok affedersiniz aptal anlatır gibi anlattığınız zaman. Ya adamın bacağını tutuyorsun, yere çalıyorsun işte gibi. Anlatabildim mi? Ya tabii bu kadar basit değil. Güreşin kendine göre ne detayları var içerisinde kabul. Ama çok basitleştirirsen değil mi? Rakibin iki bacan diyorsun, bir bacan tutuyorsun, çalıyorsun yere falan gibisine. Hani böyle basitleştirerek anlatmak mümkün. Kafada canlandırabilmek mümkün. Judo'da ise detaylar falan çok önemli. Yani atıyorum bazı judo hareketlerini eğer ki özellikle Nogi'de falan tamam mı? nasıl alacağını bilmezsen, hata yaparsan, rakibi kuzuşi böyle dengesini bozmasını iyi yapamazsan falan filan ben harekete gideceğim dersen çat diye yere çarpılırsın yani. Judo elinde patlayabilir. Güreşte ama yani tekrar ediyorum bak biliyorum çok basitleştirerek anlatıyorum farkındayım. Böyle sağlam güreşçiler lütfen alınmasınlar ama düşündüğün zaman bazı durumlarda bile değil mi? Adam bacağına sarıldığın zaman ya Allah deyip böyle güç kullanır, güç kullanır, güç kullanır, yere çarpabiliyorsun bazen. Ama düşünsene bir da mesela Osoto Gari falan yapıyorsun böyle. Bir adam tutup böyle yana çekeceğim çelme takacağım falan. Adam şöyle dimdik durur karşında. Yani dengesini bozamadığın sürece adam çat diye seni yere çarpar. Anlatabiliyor muyum? Yani güreş her ne kadar kolay olmasa da bence daha basit oluyor bazen anlatabilmesi yeni insanlara falan filan ama ben daha çok idman yapmaya başladıkça ee, şey işte hanımın sakatlanması benim bazı yaşadığım sakatlıklar e bir de yaş da ilerliyor ben her gün 2 3 idman yapıyorum yoruluyorum kardeşim her gün böyle güreşi atlamaya falan filan gel şimdi iyi rakip olduğu zaman karşında onlara rahat rahat böyle kendi çok kasmadan idman yapabiliyorsun sonra bir nebraskalı geliyor bir tane bir tane eski güreşçi geliyor, 15-16 yaşında benimki katımadan adam bir geliyor falan filan böyle bu tarz profilde adamlar bir geliyor. Ya onlarla böyle rahat takılamıyorsun işte kardeşim adam. <laughs> adam bir yanlış yaptığım zaman adam beni havaya kaldırıyor yani tamam mı? <laughs> Ve yani biliyorsunuz cücüs idmanları da öyle yani şeyde olduğu gibi bunu kötü manada söylemiyorum da mesela sık sık böyle bazen winch'in idmanlarına falan bakıyorsunuz. Hoca herkesi dövüyor kardeşim. Hoca herkesi dövüyor. Hoca hareket falan yapamıyorsun. Sadece yiyorsun. Cücüsü de öyle değil abi. Benim öğrencilerim acımıyor. Beni dövüyor yani. <laughs> İzin verirsem. Hele benim bazı öğrencilerim var. Mesela bir tane öğrencim. Bugünleri onu bir team'e yolladık. Artık bir team'de yapıyor. Adam çok iyi. Ve ben mesela işte ne kadarım? 86-87 kilo falanım böyle. Bu benim öğrencim. Bir de genç. 17-18 yaşında canavar. Cücüsü çok iyi. Yani hakikaten böyle top seviye adamlarla idman yapıyor şu anda. 100 kilo falan olmuş adam geri bir geliyor. Ben adamla dedim ki biraz rahat duruyor ol yapayım böyle arkamı yatarak falan filan. Adam ezdi geçti üstümden geçti. Ya kardeşim dedim sen de hiç saygı yok hocana ya. <laughs> Hoca böyle dövülür mi? ya? <laughs> Espri yani daha sonra biz tabii onunla idman yapmaya devam ediyoruz falan filan ama yani demek istediğim şu arkadaşlar da sağlam idman yapıyoruz yani. Hocam hoca moca bakmıyor kimseye. Aa, sana biraz saygılı olur, sakatlayacağından korkar bazı şeylerde falan dikkatli olur falan da herkes idmanını yapıyor. O yüzden yani o tarz durumları tamam mı bazen güreş yapmak çok yorucu geliyor abi. Halbuki ben zamanında karate yaptım. Karatede siyah kuşağım var, Shotokan karatede. Onda falan ben ayak çelmelerini çok severdim tamam mı? E, Lyoto Machida'nın da tabii ki buna çok etkisi oldu ama neyse ayak çelmelerini çok severdim. Oradan bir alışkanlığım var. Zaten ayak çelmesi yapmayı ben seviyorum yani grappling'de uzun süredir. Ama onun üstüne biraz da judo çalışmaya başladıkça Nogi'de bazı gripleri böyle bazı tutuşları falan daha iyi e, idame ettirebilmeye başladıkça fark ettim ki judo daha basit olmamasına rağmen daha zor olmasına rağmen yani zor demin de daha karmaşık olmasına rağmen bazı konularda yaptığın zaman yapması bana daha kolay geliyor. Benim vücut şeklime belki ve benim yaptığım şeylere falan. Daha low investment gibi geliyor. Yani düşük yatırımla. Atıyorum rakip de iyi grip alabildikten sonra biraz adımını bozduğun zaman, biraz dengesi bozduğun zaman çat diye yeri bir süpürüyorsan adam yeri takılıyor. Mesela. Güreşteyse ben ineceğim, seviyemi de Yani adamın, ben artık şey yapmıyorum çok fazla. Düşük giriş yapmıyorum bacakları yani iyice dizler yerde. Ben hep yüksek giriş yapıyorum. Hep kafa göğse, kafa göğse şeklinde. Girotine falan düşmemekte için. Onda bile yani eğiliyorsun, kopluyorsun, kalkıyorsun falan filan böyle fiziksel bir şeyler gerektiriyor. Yani güreş, e, sağlam güreşçi olmak için çocuk yaşta boşuna başlamak gerekmiyor yani. Doğruya doğru. Ama judo hareketi yaptığım zaman çat bir omuz alıyorum oradan. Biraz şöyle adımıyla oynarken pum, süpürüyorsun yere düşüyor. Veya ona çok böyle sen böyle basit hareketler yapıyorsun. Adam ona çok savunma yapıyor. Hop dönüyorsun arkana adamı yere fırlatma hareketleri falan filan yapıyorsun. Uçuma da yapıyorsun vesaire vesaire. Yani başta yapması daha karmaşık olmasına rağmen bazı şeylerin setup'ını, ayarını falan yaptıktan sonra hareketi yapması daha kolay geliyor. Judo. Okey. Ya bugünlere olan hissiyatım o. Şimdi ben asıl kilit ona şey geleceğim. Hocam sen de bugün öyle diyorsun, yarın böyle diyorsun. Önce diyorsun şu kolay geliyor, şimdi diyorsun bu kolay geliyor falan filan. Ne alaka? Bak bunu diyen olabilir. Bana bunu şu ana kadar diyen olmadı. Ama diyen olabilir ve çok haklı olur yani bana bunu söylemekte. Ne alaka değil mi? Neden değişiyor yani? Neden önceden öyle gelen şey şimdi böyle geliyor falan? Arkadaşlar son olarak şunu da anlatayım. Öyle kapayalım videoyu. da tamam mı? İlginç bir durum var. Yani bakın bu akımı sürekli göreceksiniz Jujutsu'ya başladıktan ama ve sonrasında şöyle 5-10 sene falan geçirdikten sonra bunu hemen görmeniz zor. Yani birkaç senedir Jujutsu yapan adamların görmesi zor. Benim gibi böyle 16 sene hatta böyle MMA'yi de üzerine eklersen neredeyse yani 20 seneye yakın yapmış bir adam için bunları gözlemlemek daha kolay. Bir yudum alayım. Ne içiyorsanız dersin arkadaşlar. Kahve. Kahvenin içinde böyle birkaç değişik şeyler falan demişler. Zeki kahve diyorlar. <laughs> <laughs> belli yağlar falan eklemişler içerisinde Amerika'da. Neyse öyle bir şey. <laughs> Neyse uzatmayayım. Şimdi Jiu-Jitsu'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir rotasyon oluyor tamam mı tekniklerde sürekli. Bir rotasyon oluyor. Bu ne demek? Atıyorum bir dönem oluyor tamam mı? Herkes gard oynuyor. Herkes gar, herkes yere yatıyor falan filan. Ondan sonra biraz zaman geçiyor. Millet diyor ki kardeşim güreş diye bir şey var. Biz neden bu cüyusunun güreş kısmına daha çok odaklanmıyoruz? Sonra güreşçiler falan geliyor böyle. MMA'de başarılı oluyorlar. Ondan sonra böyle body lock tarzı paslar daha kuvvetli olmaya başlıyor. Falan da filan da işte böyle güreşvari hareketler. Mesela adamı yerde tutmaya çalışıyorsan adam hemen yere kalkıyor, ayağa kalkıyor falan filan tarzı böyle güreşçi tarzı. Herkes diyor ki kardeşim güreş ya. Güreş. Yemişim gardı. Bundan sonra herkes güreş yapacak. Sonra ne oluyor? Bir süre boyunca herkes güreş yapmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Ya iyi de güreşçiler mesela bazı hareketler var falan filan tamam mı? Onlara çok dikkatliler. Ama mesela Hoca adamların yaptığı şeylere karşı belki o kadar hareketli şey değiller. Ciddi değiller. Mesela atıyorum ben mesela dün bir güreşçiye arkadaşım var. idman bitti işte çok seviyorum adamı adam eski veteran böyle savaşa falan gitmiş. Neyse. İdman bitti işte adam geldi yanıma hocam teşekkürler falan dedi böyle. Teşekkürler yaptı el sıkıştı ben adama yakaladım böyle falan tamam böyle espri yani espri yapıyoruz birbirimize oynaşıyoruz falan Oynaşıyoruz ya falan garip oldu. <laughs> yani teknik anladınız siz beni ya. Neyse. Adam işte böyle beni şey yapıyor falan yakaladı böyle body lock falan yapmaya çalışıyor. Açtım aralığı aldım şeyi uçma girdim direkt. Şimdi uçma atayı yaptığım zaman uçma ne de dersin, ya bir judo fırlatma tekniği düşünün gibi. Şimdi çok karıştırmayalım bilmeyen arkadaşlar şey için. Bir bacağın rakibin iki bacağı arasında oluyor. Böyle aşağı doğru şey yapıyorsun falan. Adam güreş ağırlıklı olduğu için onun böyle benden beklediği hareketler var tamam mı? Onu işte e, ya kafasında onlar dönerken adam da eski güreşi. Ben yine o judo tarzı hareketi yapmaya devam ettim. Çat 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 yaptım. Pa, bitirdim e, hareketi. Ondan sonra geçtim üstüne falan böyle gülüştük gülüştük. Yandan birisi bağırıyor. Oo, o judo artık güreşten daha üstün oldu falan diye espri yapıyor yandan. Halbuki yani espri tabii. Ama şu var. Şimdi benim ona o yaptığım hareketi ben güreş turnuvasında yapsam Puan alamazdım çünkü böyle yanına düşüyor falan sonra biz oradan cücüsüyle üstüne çıktım falan filan. Judo da yapsam yine puan alamazdım çünkü rakibi tam arkasına düşüremedim. Biraz yan düştü falan böyle oradan toparladım üstüne geçtim falan filan. Ama şimdi judocular sadece judoya çok odaklanıyor tamam mı? Judoyu judoda kullanmak. Güreşçiler güreşe çok odaklanıyor. Güreşi güreş için kullanmak vesaire. Ama bunları... Jujutsu için kullanmak olduğu zaman orada hala bir böyle yeni toprakları keşfetme durumu var anlatabildim mi? Çünkü Jujutsu'da da biz rakibin sırtı yere gelmiş düştükten sonra falan kasmıyoruz yani. Rakip yere düştüyse düştü. 2 puan aldım bitti. Ama yüzüsü düştü. Önemli değil. Ama yan düştü. Önemli değil. Ama yeterince patlayıcı kuvvet yoktu. Önemli değil. Yine alıyorsun iki puanı. Anlatabildim mi? O yüzden böyle arada böyle bir karmaşa, bir alışkanlık durumu falan filan oluyor. Bunun sonucu olarak ne oluyor? Atıyorum güreş bir anda çok ünlüyken yandan bir judocu çıkıyor. Judo yapmaya başlıyor. Sonra biraz ünleniyor falan. Birden herkes diyor ki ya her, judoymuş ya asıl en üstün judoymuş kardeşim. Herkes judo yapsın bunlar. Ne olacak bir süre sonra? Şimdi bugünlere öyle bir akım var zaten. Herkes ayak sweep'i falan filan yapıyor. Ben ünlü olmadan önce de yapıyordum yalnız. Kusura bakmayın falan. <laughs> Neyse. Bunları falan yapıyor. Ondan sonra ne olacak? Biraz zaman ilerleyecek. Zaman ilerleyecek. Şimdi güreşçiler ve judocular çok moda oldu ya. Bir yerden sonra tekrar gardı ünlü olacak. Niye? Çünkü insanlar hep buna odaklanmaya başladılar. Herkes bu moda hareketleri daha çok yapıyor. Garda iyi savunma yapmayı unuttular. Birden gardçılar çıkacak. Bir dönem gelecek yine herkes böyle yeri yatmaya falan filan başlayacak. Sadece guard oynayacaklar falan filan. Veya wrestle up mesela bak bugünlere çok ünlü. Guard çekiyor oradan güreş yapıyor falan filan. Anladabildim mi arkadaşlar? Yani Jitsu'da böyle bir şey var. Rotasyon olayı. Özellikle sosyal medya falan da olduğu için şu anda bazı hareketlerin ünlenebilmesi. O şu hareket çok coolmuş arkadaşlar. Herkes bunu yapsın. Ondan sonra o ünün giderek azalması. Sonra artık kimsenin yapmaması tarzı şeyler Jitsu'da çok oluyor. Bunu da söylemiş olayım laf arası. Mesela bir Wormguard vardı zamanında değil mi? Wormguard kardeşim bitti ya Wormguard ya. Giyi alıyorsun adamın burasından toparlı bir şeyler yapıyorsun falan filan böyle. Ondan sonra kimse geçemiyor gardı. Çünkü neden kimse bilmiyor bu guardı. Kimse yeterince kullanmadı. Yeterince bunun idmanını yapmadı. Herkes bunun idmanını yapmaya başladıktan sonra bir yap bir öğrenler. <laughs> worm geçmek aslında bu gayet kolaymış. Ya yani rakibe bunu yaptırmamak. Hayli kimse yapmıyor artık. Sonra yeni bir guard çıkıyor. O en iyi guard bu ya. Bundan iyi guard yok. Sonra onun bir çaresi bulunuyor. Bitiyor. Mesela bir ara body lock değil mi? Çok ünlüydü. Hala ünlü. Hala çok geçerli. Ama artık herkes sadece body lockla geçin demiyor. Artık ayağa kalkmaya başladı millet. Niye? Body lock artık yeterince iyi, iyi savunma olmaya başladı vesaire vesaire. Güreş için öyle. Bak bazı arkadaşlar bir güreş herkes yapıyordu. Hala yapıyor. Ama güreş için savunma da giderek artıyor. İnsanlar güreşe karşı daha iyi savunuyorlar artık. O yüzden yeni çareler üretmeye başlıyorlar vesaire vesaire. Yani o yüzden arkadaşlar ileride benim takip etmeye devam ederseniz bu tarz şeyler daha da ileride de olacak haberiniz olsun. Ben bir gün geleceğim diyeceğim ki arkadaşlar artık ben bunu daha çok yapıyorum. Çünkü daha kolay gelmeye başladı. Yeterince insanlar bunu çalışmıyor vesaire vesaire. Aldayabilir mi? Bu da normal bir muhabbet yani. Onu anlatmış olayım. Ama evet bugünlere judoya daha çok ilgi duyduğum doğrudur. Neden? E, her şey de çalışmam lazım. Bir hocayım ben de sonuçta. Her şeyi iyi öğrenmem lazım. Test etmem lazım. Buna, ona biraz daha çok odaklanıyorum. Bahsettiğim sebeplerden falan filan dolayı. Ama öyle de bir gözlemim oldu yani. Hani güreşi yapmak böyle biraz daha basit ama daha zorlayıcı olabiliyor. Ama ilk başa bazı şeyin basit olması daha iyi. Judo biraz daha karmaşık ama eğer iyi oturtabilirsen uygulaması daha sonra daha kolay olabiliyor gibi geliyor. Ve sürekli böyle aşağı in kalk falan yapman gerekmiyor. Mesela Özbek diye bir adam var. Adam aslında Yunan galiba bilmiyorum ama ismi Özbek neyse. Adamın diğer insanlarla rolünü yapın. Bu böyle ayakta geziyor böyle. Hop süpürüyor, hop süpürüyor, hop yere çarpıyor seni falan. Ama ayakta böyle dimdik geziyor böyle hiç kasmıyor gibi sanki böyle iki de bir böyle burnu falan siliyor, Hiç önemli değil. Bir daha yaparım falan filan modunda. Anladın mi? çok ilginç. buradan da yani son olarak madem videoyu öyle bitirelim. Arkadaşlar güreş iyidir, cücüsü tabii ki iyidir. Judo da çok iyidir ve judo şu anda Eskiden bakın bir videom vardı. Orada bahsediyordum. Judo gi için daha kolay. Çünkü onun için daha oturmuş bir sistemi var. Gi'yi manipüle etmek falan filan işin içine girdiği zaman judoyu yapmak daha kolay. Nogiye oranla vesaire. Ama şunu da görüyoruz artık trend olarak. Judo nogiye de daha iyi ayak uydurabilmeye başladı. Artık nogide de mesela artık iyi de bu gribi nasıl alacağım diye karmaşa olmuyor. Millet hop omuz gribi alıyor. Hop bel gribi alıyor. Hop bazı Nogi spesifik judo gripleri alıyorlar artık vesaire. Yani Nogi Jujutsu'da da judo giderek gelişiyor. Aklınızda bulunsun. Eğer şu ana kadar judoyu ya daha çok gi spesifik diye ciddiye pek almadıysanız eğer tavsiye ederim bazı kaynaklara bakın. Mesela Özbek'in kaynağına bakın. DVD'sine falan filan. Çok güzel şeyler var. Artık insanlar yani iyice Nogi'ye judoyu nasıl iyi uygulayabilirim? In sırrını daha iyi çözmeye başlamışlar. Eskiden de vardı. Ama mesela bir Ermeni bir arkadaş var değil mi? İsmini aklıma gelmedi şimdi. MMA'de bayağı rüzgarlarını estiriyordu. Bayağı önce ama 15 sene önce falan yani. Ee, onun da uygulama şekilleri falan vardı ama şimdi kadar etkili değil. Böyle kafa gripleri falan bazen tehlikeli olabiliyor yerine göre yani. Sadece judo'yu judo gibi uygulamaya çalışırsan, gi judo gibi uygulamaya çalışırsan biraz zor no gi'de ama dikkat ediyorum artık yani insanlar bayağı profesyonelleşmeye başladılar. No gi judosu Giderek gelişiyor. Hala yapmadıysanız şu ana kadar mutlaka tavsiye ederim. Benim hoşuma gidiyor. Özellikle benim gibi ihtiyar bir adam için bayağı faydalı olduğunu gördüm. Yani sürekli böyle güreş yapmak istemeyen arkadaşlar için. <laughs> ama şunu da unutmayalım. Tabii ki bu sporların hepsi candır. Grappling'in her türlüsünü ben çok severim. Aa, çok şey tutmayı sevmem. Güreş daha iyidir, judo falan da. Öyle bir şey yok. Siz bakmayın yaptığımıza. Aa, ama Brezilya'nın Jiu Jitsu'cu arkadaşlar lütfen ayaktaki tekniklerinizin iyi olması konusunda eksiğiniz olmasın. Güreş yapın, Judo yapın. Eğer ki sizin salonda yeterince iyi adamlar yoksa gidin güreş salonuna, gidin Judo salonuna. Deyin ki kardeşim ben Brezilya'nın Jiu Jitsu'cuyum. Sizden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Tamam mı? Bununla şey yapmayın ya sakın ben Brezilya'nın Jiu Jitsu'cuyum. Ben herkesi yenerim ya. Benim öyle şeyler ihtiyacım yok. Her şeyi ben biliyorum moduna girmeyin çok yanlışa düşersiniz arkadaşlar. Ya. Yarın öbür gün bizim Nebraska'dan bir güreşçi gelirse çat çut yere çarpar. Ne olduğunu şaşırırsınız yani. <laughs> Bu tarzlara alışık olmak lazım. Neyse 5 dakikalık video yapacağım diye geldim. 20 küsür dakika oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.